Türkiye Nereli Çocuğu bölümünden tekrar merhaba. Çok sayıda mesaj aldık. İzleyicilerimiz sabaha kadar izleriz diyor. İzlemeye devam edin çünkü doğruları konuşuyoruz. Çünkü halkın doğruları burada anlatılıyor. Bakın sokağın feryadını biraz önce verdik. Ancak isyanlar duymuyor. Devam ediyor. Size sokağın sesinden bir bölüm daha verelim. Çünkü önemli. O insanların da sesinin duyulacağı bir mecraya ihtiyaçları var. Medyanın %95'i şu an baskı altında, işgal edilmiş vaziyette. Korkuyla, çıkarla, menfaatle yayın yapan bir büyük grup var. O grubun karşısında bizler varız. Bakın sokak ne diyor, tekrar bir göz atalım. Yazıklar olsun. Olsun ona, yazıklar olsun. Ne bir parçaymış yavrucuğum ya. Verdi mi? Millet aç. Zengin evet. Fakiri, fukarayı yine fakir. Akrabalarını doldurdu bakanlıklara. Herkesin iki üniversite bitiren çocukları aç bekliyor ya. Kendi tarafları yemin ederim hepsi binmişler. Yazıklar olsun onlara. Vallahi yazıklar olsun. Yazık bu millete. Günah. İş yok. Adamlar ne yapsınlar? Akşamacı kafeler dolup dolup boşalıyor. Benim oğlum 20 yaşında iki dil biliyor. Üniversite okuyor. Aha evde oturuyor yaz tatilinde. Babanın eline bakıyor. Dışarı çıkıp da bir şey alamıyor. Ya? Cumhurbaşkanı dün dedi ki zenginleşme tabanını arttırdık. Neyle arttırdı? Fakiri fakire diyecek. Fakirin çocuğunu alıp da koysun. Peki hepimiz aynı. MHP'liydik hepimiz verdik. Yani kim? Ya artık yok bitti millet kıtlığına geldi. Yani hiç vermeyen kişiler bile CHP'ye oy verdi şu an. Zenginler, zenginler. Arınçlarım bilmem. Şunların kimseye de bir şey yok. Bunlar bunun partisi. Fakir fakir, zengin zengin. Biz acımızdan ölüyoruz acım. Ben Çorum Sungur bak. Çorum vilayeti Sungur Tokulu köyündenim. Bir çiftçiyim. Burada provanta yapmıyorum. Güven Park'ta provanta yapmıyorum. Bir tane ipi zor aldım. Benim bak 5-10 milyon. Temi'de çiftçi belgem var. Geldim buraya verdim. 40 senelik çiftçiyim ben. 40-40. Ne soracağım? Biz bir emekli olarak hepimiz açız. Evimizi geçindiremiyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan da hiç zengin hissetmiyoruz. Çünkü açız. Kızım açız. Yalan mı söyleyelim? Biz zengin değilik. Biz bir emekliyik, bir emekli maaşını bile alamak doğru dürüst. Teşekkür ederim. Emekliye zam yapıldı. Yapıldı, vergilere kesilecek. Vergilere kesilecek kızım. Ben de mesela şu an işsizim. Yani üniversite mezunları simit satıyor. Evet. Bak sosyete pazarında. Pazarda çocuklar. Aa, çocuklarımız okulda hep geziyorlar. Fazla. Ben de çocuğumu acı bağlarla yani, büyütüyorum yani. O yüzden bence az değil, daha da çok. Daha da çoğalıyor, herhalde batacağız. İlerleyen zamanlarda da. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten bu feryat bizim verdiğimiz kısım çok az bir bölüm. Yani sokaklar inanın kaynıyor. İnsanlar isyan içinde. İnsanlar çocuğuna ekmek götürememin, okula gönderememin, babanın eve işsiz dönmenin acısını ve sıkıntısını çekiyor. Emeklere diyeceğim bir şey yok ama akıllı olmak lazım. Artık akıllı olmak lazım. Sayın Vekilim, konuştuk. Bir yanda böyle bir tablo var. Hakikaten halkın durumu çok kötü. Yani bu bir de Ankara'nın merkezi bir yerlerinde çekilmiş görüntü. Köyleri düşünün, kasabaları düşünün, beldeleri düşünün. Yani çiftçinin, köylünün aç beklediği yerleri düşünün. Türkiye'nin tablosu bu. Yani çok acı bu ama tablo bu. Yani gerisi hikaye, rakamlar, istatistikler. Gelelim İstanbul'a. Peki böyle yaşayanların yanında bir zümre var. İstanbul demin örnek verdiniz, önemli. Bir küçük zümre ülkenin bütün kaynaklarını sömürüyor. Ülkenin bütün gelirlerine el koymuş durumda. Normalde emekliye gitmesi gereken, işçiye gitmesi gereken, öğrenciye gitmesi gereken, işsize gitmesi gereken kaynakların hepsi şu an bir takım gruplar ve bir takım çeteleşmiş, mafyalaşmış, kendilerine iş adamı diyen insanlar tarafından sömürülmeye devam ediyor. İstanbul'u anlattım size, sorular sordum, söylediniz. Bakın önünde rakamlar var. Niye İstanbul diyorum? Çünkü İstanbul'un bütçesi çok fazla. Türkiye'nin toplam gelirin %40'ına yakın zaten İstanbul tek başına üretiyor. İstanbul'dan vazgeçmemelerin sebebi buydu. Burada rakamlar verilmiş, yani inanılmaz şeyler. Mesela İştirakların yıllık toplam geliri 3 milyar 540 milyon 955 bin 491 dolar diyor.
Yine aynı kur hesaplamasına göre TL bazında 12 milyar 502 milyon tutuyor diyor. Bugünün kur hesaplaması ile 7 milyar 814 milyona gerilemiş durumda. Yani 2006'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dış borçları hızla büyürken iştiraklardan elde ettiği geliri küçülüyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi önce buyurun. Televizyonda izlediğimiz yurttaşların feveranı ile ilgili tabii etkilenmemek mümkün değil. Sadece Haziran ayında 450 bin yeni işsiz Türkiye'de işsizler ordusuna katıldı. Temmuz'da bu devam edecek. Seçim öncesi son bir yılda 3 kez seçim yaptık biz, İstanbul'daki 2 seçimi de sayarsak. Ama Türkiye'nin muhtelif illerinde yüz binlerce insan İşkur üzerinden işe girdiler. Şimdi artık İşkur üzerinden işçi alımını da durdurdular. Bunların süresi bitenler de işsizler ordusuna katıldığı zaman bugün 4,5 milyon seviyesindeki işsiz sayısının ben AKP iktidarları döneminde bundan sonraki süreç açısından bakıldığında en iyi gün bugün. Yani 4,5 milyon işsiz AKP'nin bundan sonra Türkiye'yi yönettiği bütün süreyi dikkate aldığınız zaman en iyi gün bugün. Onun için bundan sonra işlerin daha da zorlaşacağını, yurttaşlarımız açısından çok daha kötü duruma geleceğini söyleyebilirim. Gelelim İstanbul'la ilgili büyük yolsuzluklara. Tabii bizi izleyen herkesin de şunu bilmesi gerek. İstiyorum ben. Yani Sayın İmamoğlu'nun almış olduğu %54 oyla birlikte her şey değişecek. Süreç alacak, sıkıntılı olacak. Bütün bu kirlenmiş, bozulmuş, çürümüş yapılanmayı düzeltmek zaman alacak. Ama bunun altından kalkacağız ve müthiş bir başarı hikayesini çıkaracağız. Şimdi bakın, raylı sistemlerle ilgili bir kısım ihaleler açık usulle ihale yapılıyor. Orada birim fiyatlar belli. Büyükşehir'in yaptığı ihaleler. Bir kısım ihalelerde bakanlık yapıyor, Ulaştırma Bakanlığı. Hangi yöntemle yapıyor? Davetiye usulüyle yapıyor. Hangi mesela neresi bu? Gayrettepe Yeni Havaalanı. Paranın tamamı da Ulaştırma Bakanlığı'na hazine tarafından aktarılmış durumda. 1 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Demirağ da hatırlayacaktır. Bir kararname çıktı. Raylı sistemlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihaleler ulaşımdan sorumlu olan belediyeye devredildiğinde buna ilişkin maliyetler ilgili belediyenin hazineden aldığı paradan aylık %5 kesintiyle geri alınacak dendi. Hatırladınız mı? Evet. İyi de bu 1 milyar dolarlık ihale gerçekte 1 milyar dolar etmez ki. Davet usulüyle siz biliyorsun mahşerin 5 atlısı vardır. Meşhurdur o. Dünyanın da 5 büyüğü vardır. Türkiye'nin de 5 büyük inşaat şirketi vardır. İstanbul'un bütün ihalelerinden bu 5. Sarayın 5'lisi. Şimdi bunlardan birine siz daveti usulüyle bir iş veriyorsunuz. İsim de veriyorum. Gayrettepe Yeni Havaalanı metro attı. 1 milyar dolara veriyorsunuz ve diyorsunuz ki bu bittiğinde bunun parasını ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacağım. Ya ben de diyorum ki bir mimar olarak ulaştırma konusunda kendimi uzman sayarım. Bu para bu ihale için son derece yüksektir. Ama ihaleyi veren Ulaştırma Bakanlığı. Ödemeyi yapan da bakanlık. Ödeneği var. Çünkü talimatla ödeneğin tümü aktarılmış durumda. Bakın başka bir şey söyleyeyim İstanbul'da. İştiraklerden bir tanesi isfalt. İstanbul'da isfalt, İstanbul asfalt. Siz biliyor musunuz son 5 yıldır İstanbul'da asfalt ihalesini isfalt alamıyor. Ve nasıl? İsfalt sürekli zarar ediyor. Belediyenin kendi kurumu ihale alamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl 3 milyon ton, 2 milyon ton, 4 milyon ton bütün İstanbul çapında yaptığı asfalt ihalesini kendi şirketi olan isfalt alamıyor. Neden alamıyor? Yeterliliği olmadığı için. Allah Allah. Peki kim alıyor? Yandaş bir firma alıyor. Neye göre yeterliliği yokmuş? Çünkü şimdi yani sevgili yurttaşlarım, ya bir devletin işte çürümüşlüğü budur. Bir şirket kuruyorsunuz. Orada binlerce insan istihdam ediyorsunuz. İhale yapıyorsunuz. Bu ihale isfaltını alıp büyükşehirden parasını alıp büyükşehirin Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın açtığı ihaleyle bu ihaleyi alıp gidip sokaklara değil ama caddelere ve büyük merkezlerin asfaltını yapması lazım. Fakat isfalt buraya yeterli olmadığı için, yani bu işi yapabilecek kapasitede olmadığı için yeterlik belgesi alamadığından ihaleye giremiyor. Çünkü bu ihale isfalt alsın diye değil,
O seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 300 milyon, 500 milyon dolar cinsinden bağış yapanlar alsın diye yapılıyor. İspark. Ya değnekçilikten zarar nasıl olur? Şimdi İstanbul'da valeler var. Geçmişte değnekçiler vardı, otopark mafyası vardı falan. Şimdi bir kabadayı diyelim ki Beyoğlu'nun, İstiklal Caddesi'nin, Kadıköy'ün bir yerinin değnekçiliğini yapıyor. Oraya adamlarını da koydu. Ertesi gün hasılatı topluyor. Değnekçi dese ki biz zarar ettik dese onları herhalde güzel bir ıslatır. Ya İstanbul'da 100 bin araç kapasiteli ve şehrin en merkezli yerlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı şirketi İspark değnekçilik yapıyor. 20 yılda elde ettiği kar 16 milyon TL. Yani 100 bin araç başına, 100 bin araçlık otoparktan bahsediyoruz. Kar 16 milyon. Yani bir otoparkın 20 yılda getirdiği kar 160 TL. Yani burada tabii siyasetin finansmanı. AKP ilçelerinin ve AKP ilinin finansmanı İspark üzerinden sağlanıyor. Buralarda bütün teşkilat mensupları, gençlik kollarının üyeleri, alanda çalışanlar, siyasette korunması gereken herkes maaşını İspark'tan alıyor. Aracını İSKİ'den alıyor. İhaleleri iştiraklerden alıyorlar. Sonuçta bir kapalı devre sistemi var. Bu devrenin içine giren herkes bu devreden zenginleşerek çıkıyor. Ve bunların da yakınları, birinci derece yakınları da siyasette belli seçimle gelecek yerlere geliyorlar. Onun belli İstanbul'a neden Ekrem İmamoğlu'na vermek istemedikleri. Şimdi çok önemli. İstanbul'da mesela önemli Büyükşehir Belediyesi önemli sorumluluk alanından bir tanesi taksilerdir. Taksilerin denetim yetkisi belediyelerdedir. Bakın 24 aydır İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapılamadı. İktidarın baskısı yüzünden. Minibüs ücretlerine de zam yapılmadı. Şimdi 24 ay içinde akaryakıta ne kadar zam geldi? Döviz cinsinden yedek parçaya ne kadar zam geldi? Çalışıp işçilik ücretlerine, vergiye, sigortaya zam geldi. Bütün bunlara zam gelirken taksi şoförlerine, taksi esnafına ve minibüs esnafına zam vermediler. Niye? İşte bu seçimler sürekli yapılıyor ya. Şimdi Sayın İmamoğlu ve buradan bizi izleyen bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına ve yöneticilerine şunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda parti meclis üyesiyim. Yerel yönetimler konusunda da Sayın Seyit Torun'la birlikte çalışıyoruz. Halkı toplayacaksınız. Sektör temsilcilerini toplayacaksınız. Çalışma masalarınızı kuracaksınız. Kararları müşterek alacaksınız. Ben yaptım oldu. Ben yetkiyi ve gücü elimde tutuyorum ve halka zulmedeceğim anlayışı olmaz. Onun için göreceksiniz İstanbul'da UKM'nin yani ulaşımla ilgili komisyonun bütün üyelerini darmaduman edeceğiz. O baştaki genel sekreter yardımcısı gitti ama orada çöreklenmiş olanı o yapıyı tarumar edeceğiz. Orada sektörün temsilcileri olacaklar. Sektör, ulaşım sektöründe alın teri döken, sabah 5'te kalkıp gece 12'de aralıksız çalışmak zorunda kalan emekçiler ve onların birliklerinin temsilcisi olacaklar. Kararlar böyle verilecek. İstanbul'da umudun var mı? Çok umudum var. İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili ciddi mağduriyetler var. Bakın Esenyurt. Bunu söylemezsek Esenyurt'ta 30 bin mağdur haksızlık etmiş oluruz. Esenyurt'ta AKP iktidarı tarafından görevden alınan bir belediye başkanı vardı. Bir parsele bir binaya ruhsat veriyordu, iki tane blok yaptırıyordu. 15 kat ruhsat veriyordu, 30 kat bina yapıyordu. Ve insanlar güpegündüz yapılan, denetim dışı yapılan bu binalardan gittiler, sözleşme karşılığı daire aldılar. Karşılığında senetlere imza attılar. Ortada ne bina var, ortada ne müteahhit var ama senetini bankaya tıkır tıkır ödemek zorunda kalan 30 bin Esenyurt'taki kentsel dönüşüm mağduru var, konut mağduru var. Bu ülkede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onun bunun yeşil alanı imar açmak yerine İstanbul'un Fikirtepe'sinde, İstanbul'un Esenyurt'unda, Gazi Osman Paşa'da, Sarıyer'de, Beykoz'da, Maltepe'de yüz binlerce kentsel dönüşüm mağdurunun sorunu çözmek için kaynak yaratmak durumunda. Bakın İstanbul'da yeni konuta ihtiyaç yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yalnızca konut kira fiyatlarını dengelemek, sosyal manada o kentte emekçilerin
yüksek kira bedelleriyle kentte yaşamını zorlaştırmamak için konut stokuna ilaveler yapabilir. Bu sadece piyasayı dengelemek için olabilir, piyasaya arz sürerek. Ama bugün İstanbul'da müteahhitlerin elinde ve bankaların elindeki toplam konut stoku, icra yoluyla alınmış olan konut stoku 700 bin civarında. O nedenle İstanbul'da kimsenin yeni konut yapmaya ihtiyacı yok. Bizim şehri 16 milyon nüfusun üzerine çıkarmadan bu kente gelmiş olan, kontrolsüz olarak gelmiş ve kentin bütün kültürel, tarihi sit alanlarına, korunması gereken kültür varlıklarımızın yoğun olarak bulunduğu tarihi yarımada gibi, Pera gibi bölgelerde giderek koloniler oluşturmaya başlamış olan göçmenlerle ilgili mutlaka yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım. Burada Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumları'nın tümünün işbirliği içinde girerek İstanbul halkının refahını ve mutluluğunu artırması gerekir. Başka bir sorun da şu. O videoda izlediğimiz insanların sıkıntısının çözülmesi için bu ülkede demokrasinin, hukukun egemen olması lazım. Bu ülkeden yurt dışına parasını götürmüş olan ve bu ülkeden yurt dışına beynini götürmüş olan insanları geriye getirmek, kaçırmış olan sermayeyi geriye getirmek zorundayız. Türkiye'de siz kendi değerlerinizi, Sayın Demirağ çok iyi bilir. Bir ülkede her 100 kişiden bir ya da ikisi çok zekidir. Ve ülkelerin kaderlerini bu zeki insanların içinden ortaya çıkmış olan çok istisna insanlar tarihte değiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet bunlardan biridir. Atatürk bunların en önemlisidir bizim tarihimiz açısından. Ama Türkiye son yıllarda bu nitelikli, zeki, çalışkan, başarılı insanlarını tümüyle kaybediyor. Bunların sadece ekonomik gerekçelerle anlatamayız. Bu insanların özgürlük, demokrasi ve geleceğe ilişkin olarak güçlü bir gelecek kaygısı taşımadan yaşamasını sağlamak zorundayız. Bu nedenle hem zeki insanlarımıza sahip çıkacağız, hem de yurt dışına gitmiş olan sermayenin bu ülkeye dönüp asla tehdit altında olmadan, iktidarın sopasının altında inlemeden, hatta daha da ileri gideyim, mahkemeler eliyle malına, mülküne el konacak endişesini taşımadan ülkeyi canlandırmamız gerekir. Bunlar geldiğinde göreceksiniz Türkiye hem teknolojik olarak hem de başka alanlarda ciddi yatırımların yapıldığı bir ülke haline dönüşecektir. Bir de İstanbul'la ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Bizi tabii çok sayıda yurttaşımız izliyor. Ben buradan Sarıyer'de bizim çok sayıda kadın muhtarımız var. Kadın muhtarlarımıza bir kere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Onlardan bir tanesi Demirciköy muhtarımız Sayın İmamoğlu diyor ki 23 Haziran'da Sayın soydaşım İmamoğlu seçimi kazandı ama 25 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Marmacık Koyun'daki belediyenin gençlik merkezi bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle statüsü değiştiriliyor. Şimdi ya bunları siz 20 yıl, 25 yıl yönettiniz ve bu ülke zulmettiniz. Bu insanlığa hizmet ettirmediniz. Bırakın şu genç ve çalışkan belediye başkanı ve onun gerçekten idealist ekibi bu sorunları çözmek için artık yeni kaynakları belli merkezlere aktarmak ihtiyacını hissetmeden elinizi çekin İstanbul'dan, çekin de şu insanlara yapılacak hizmetlerin önünü kesmemiş olun. Bir başka önemli nokta da şu, onu buradan belirtmemiz gerekiyor. Belediyenin, hatırlar mısınız Sayın İmamoğlu'nun bir bilgi işlem dairesiyle ilgili bir işlem yapacaktı ilk seçildiğinde. Hemen bir saat sonra Büyükşehir Belediyesi'nin iki meclisi mahkemeye gitti. Yani verilerin alınması noktasında bir engel oluşturdular. Şimdi 1 Ocak 2019 ile 23 Haziran 2019 arasında geçen sürede İstanbul'un kamu kaynaklarının ne kadarını israf edildiğini karşılaştırma olarak belki bunu görme şansımız olmayacak. Ve İstanbul'u biz seçime giderken ben çalışma ekibinin içindeydim. 31 Mart öncesi ikinci seçim çevresinde SKM başkanlığı yaptım. Biz İstanbul'un 23 milyar borcu olduğunu hep söyledik. Yani dedik ki İstanbul'un 2014 yılında 2 milyar borcu vardı. Sonra her yıl 4 milyar borçlanmaya başladı. Bu sürdürülebilir değildi. Sadece 2018 yılında 1 milyar 150 milyon lira siz borç faizi ödediniz. Ana para değil, borca faiz olarak 1 milyar 150 milyonu faiz borcu olarak ödedik.
Bu sürdürülebilir değil. 23 milyarlık büyükşehir borcu var dedik. Şimdi Büyükşehir Grup Başkan Vekilimiz Sayın Doğan Subaşı'nın bana bildirdiği en son bilgilere göre 2019 yılının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 30 milyar TL'ye çıkıyor. Bu 6 aylık dönem içinde kaynak dikkate alınmadan fütursuzca yapılan harcamalar ve borçlanmalar yüzünden yeniden İstanbul Belediyesi'nin borcunu daha da arttığını görmüş oluyoruz. Gider ayak yapılan bir şey mi var burada? Hani böyle bir ani talan, soygun gibi. Bakın, mi? Belediyeler her yılın ilk ayında belediye meclislerinden bütçelerinin %10'u kadar borçlanma hakkını alırlar. 2019 yılında da bu borçlanma alınıyor ama siz bunu alınca ne yapmanız gerekir? 12 ay. Yani her ay bunun %10'u kadar, %8'i kadar borçlanırsınız ama gördük ki bu borçlamanın tamamını da gerçekleştirmişler. Seçim var diye bir an önce harcamak adına mı? Yani seçim var ve biz gidiyoruz, yeniler geliyor. Bir daha buralara gelme şansımız olmayabilir noktasında. Ağırlıklı olarak da bakın belediyelerle ilgili en büyük yolsuzluk kalemini buradan söyleyeyim. Belediyelerde yapılan işten değil, yapılmayan işten para kazanılır. Nasıl oluyor? Yani Deli Dumrul'un meşhur bir köprü hikayesi vardır. Geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe. Büyükşehir Belediyesi'ne siz mesela Medya AŞ'ye bir tanıtım, reklam, promosyon ihalesi alırsınız. O yapılmıştır. Dönemi biter. Halk ilişkiler çalışması yaparsınız. Sinekle mücadele çalışması yaparsınız. Sulama çalışması yaparsınız. Gibi sonradan denetlenmesi, kontrol edilmesi mümkün olmayan işler yaparsınız. Ya da bilgi işleme, belediyenin web sitesine web tasarımı yaparsınız. İşte Alo 153'e işçi alımı yaparsınız. Dersiniz ki ben belediyede çağrı merkezine işçi alımı ihalesi yaparsınız. Orada şu kadar insan çalıştıracağım dersiniz. Orada 550 kişiyi çalıştırırsınız. 550 kişi çalışıyormuş gibi maaş alırsınız. O maaşı alır sizin üzerinizden firmalara ödersiniz ama gerçekte o kadar insan çalışmış mıdır, çalışmamış mıdır? Bütün bunlar tabii kontrol edilmesi gereken. Yani sorun şu, hep söylüyoruz İstanbul Belediyesi'nde 82 bin insan çalışıyorsa, emeğiyle çalışıyorsa, alın teriyle evin ekmek götürüyorsa hepsi bizim başımızın üstünde. Hiçbiriyle çalışmaya devam ettikleri sürece hiçbir problem yok. Ama ben iddia ediyorum ki bu şehirde 82 bin insanın 40 bin tanesi hiçbir iş yapmadan, altına da araba çekilerek, o arabanın içine depo sonsuza kadar doldurularak, OGS'si, HGS'si, şoförü, sekreteri, çaycısına kadar hizmet götürülerek, bu 16 milyonun geleceği ve istikbali o 10 bin, 12 bin insana peşkeş çekiliyor. İstanbul'da bizim kurtarmamız gereken bu büyük şehire kene gibi yapışmış, bütün büyükşehirin kanını emen bu 10 bin kişiden büyükşehri kurtarmaktan geçiyor. Geriye kalan çalışanlar, İSKİ'deki vanacı, İETİ'deki şoför, gaz dağıtımında çalışan işçi, park bahçeleri biçen, sulayan emekçi. Bunlar hiçbiriyle bizim, bunlar bizim kardeşimiz, bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Onların her birisini çok seviyoruz. Onlar bizim iktidarımızda çok daha mutlu olacaklar. Alın terinin karşılığını alacaklar. İkramiyelerinin çok da arttığını görecekler. Ücretlerini kimseye avanta vermeden aldıklarını görecekler. Onbaşılara, çavuşlara haraç vermeden mesaileri neyse aldıklarını görecekler. O nedenle herkes orada müşteri olsun. Bu konuyla ilgili herkes gönlünü rahat tutsun diyorum. Bir sorun var ama tek kelimelik bir cevap istiyorum. Demin bir şey söylediniz. Eğer dediniz biz o kayıtları yedekleyebilseydik, o 3 ayda yapılan yolsuzlukları ortaya çıkarma şansımız olurdu dediniz. Şimdi o şans kayboldu mu? Sildiler mi ya da onlar bu yapılanları? Şimdi yani sildiler diyemem ama biraz zaman kazanırlar hepsi. Bu zaman dilimi içinde yani şöyle söyleyeyim ben İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tavrının da şu olduğunu biliyorum. Yani bunların üzerine de çok takılıp geriye dönük bu hesapların içine çok girdiğiniz anda siz o zaman topluma seçimi kazanırken verdiğiniz gerçek vaatlerinizi
yapmakta çok zorlanacaksınız. Bunları yapmakta... Ama keneleri de sökemezsiniz öbür türlü. Kenelerin sökülmesinin birinci yöntemi şu iştirakların başındaki başkan ve yönetim kurulu ve oradaki müdür seviyesindeki insanlardan namusuyla, liyakatle çalışanlar dışındakilerin. Yani ayda bir yönetim kurulu toplantısına katılıp 20 bin lira maaş alanlardan, yani bu kanemicilerden orayı söküp atmak, onlardan temizlemekten geçiyor. Neyse şu yönetim kurulu üyeliği güzel bir şey. Bir kıyak yapın bana yani. Ama şey güzeldi. Ani bir talan mı yapmışlar dedi Fatih Bey. Slow talan da var, ani talan da var, toplu talan da var. Yani alıştık ama artık. Ama şaşırım ona çok şey yaptım yani. Evet. Ani bir talan mı var? Var tabii şimdi, yani. Şakası bir yana. Şimdi elbette yani çok ama 5 dakikalık bir video için Amerika'dan bir yönetmen getireceksiniz. 15 Temmuz Köprüsü'nde çekim yapacakmış. 5 dakikalık bir video için Amerika'dan bir tane yönetmen getiriyorsunuz. Öyle adlı sanlı falan da bir adam değil. Hani Nobel ödüllü falan filan da değil. Adama sadece 6 milyon TL veriyorsunuz. Yani şimdi yarın öbür gün 15 Temmuz'un yıl dönümü. Yani bunu, ay hiç Allah'tan korkmadınız mı? Bunu 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine dağıtsaydınız o şey, hiç olmazsa bir işe yarardı yani. Şimdi ama işte diyoruz ya, çalıyor ya. Çalıyor ama çalışıyor. Yani şimdi yani şu 5 dakikalık videonun neresi çalışmadır? Efendim internet sitesinin bilmem nesine 32 milyon. Bu milyonlar, bu kadar büyük paraların elbette hesabı sorulmalıdır. Ki geriye dönük olarak da istedikleri kadar uğraşsınlar, o bilgisayarları da silmeye kalkışsınlar. Bir titiz bir incelemeyle onları da ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi gelelim, iflasa gelelim. Şimdi iflas nasıl başlar? İflasın ayak sesleri geldiğinde... Bu mahalle bakkalında da böyledir, büyük holdinglerde de böyledir. Adam borçlanıyorsa, tefeciye düştüyse falan, yani ona mal verenler bile der ki dikkat ederler. Bakın, şimdi siyasal İslam bütün dünyada çöktü. Türkiye'deki çöküşü de biraz ekonomik durumla başladı. Hazine, şimdi hazinedeki, Merkez Bankası'ndaki paranın, %20'lik paranın onuna el koymaya çalışıyorsun. Başkan diyor ki olmaz böyle diyor. Bir gece yarısı başkanı görevden alıyorsun. Sana hangi ülkenin, hangi şirket, hangi ticaret erbabı bundan sonra getirir, sana paraya yatırır veya senden mal alır, mal satar? Şimdi bu konkordo demektir. Yani Merkez Bankası'nın başkanını görevden almak demek, bu hükümetin, bu devletin konkordo ilan ettiği anlamındadır. Şimdi konkordonun arkası nedir? Konkordo'nun arkası aslında iflastır. Biraz zaman kazanmaktır. Şimdi iflas geliyor. Şimdi ben farklı bir alana girmek istiyorum. Şehir hastaneleri vardı. Yani dediler ki büyük şeylerle açtılar, temel attılar vesaire ama şehir hastanelerinde Ankara'da 2 şehir hastanesi var. Bir tanesi Bilkent'te, bir tanesi Etlik'te yapılıyor. Şimdi bu Etlik'teki şehir hastanesine doktor bulamadılar. Para da yok. Düşünebiliyor musunuz? 70 bin şey vermişler. Buralara hasta garantisi veriyorsun. Mesela şimdi o işten de vazgeçiliyor. Bakın buradan şehir hastanelerinde ama çünkü dünyada bunun benzerlerinin hepsi iflas ettiği için vazgeçilmiştir. İngiltere'de, İspanya'da bunların örnekleri yaşandı ama kim bunların kulağına bir şey üflüyor? Tuttular, işte yol garantisi, araç garantisi verdiler, köprü yaptılar. Hasta garantisi yapıp hastane yapıyorsun. Ben geçenlerde sizin programda söyledim. Dedim ki ya bu kadar 150 tane birden şey hapishane yapıyorsun. Özelleştir bunu. Amerika'da örnekleri var. Yani tutuklu, hükümlü garantisi ver. Hiç olmazsa oraya para gitmesin dedik ama o işlerine gelmiyor galiba. Bakın bu iflas başlayınca sadece ekonomide değil iflas. Seçimden hemen önce, İslam seçimlerinden hemen önce alelacele bir askerlik yasası getirdiler. Yani ben siyasi partilerimizin yöneticilerine, burada 2 de değerli milletvekili var. Bunlara bir şey söylemek istemiyorum. Seçim öncesi bu tip konulara karşı çıkmak belki siyasal anlamda riskli ama bu askerlik yasası, Mondros mütarekesindeki maddelerle, Sevr'deki maddelerin hemen hemen aynıdır. Bir gargaraya getirdiler. Hemen meclisten geçirdiler. Size iddia ediyorum.
Kasım celbinden sonra, Kasım celbinde asker bulamayacaklar. Şu anda. Bir şey yani. Bunu asker kökenli bir gazeteci olarak söylüyorum. Asker kökenli var. Hala benim emekli, görevde olan arkadaşlarım var. Bulamayacaklar. Şimdi yok, 6 ay askerlik isterse 6 ayda uzatalım, 2000 lira da maaş verelim diyorlar. Şimdi bir sürü insanı terhis ettiler. Terhisler dönemiyor biliyor musunuz? Çocuklar yerlerde yatıyorlar, dönemiyorlar daha terhis. Terhis olanlar bile dönemiyor. Şimdi o terhis olanların yerine kaç tane asker koyacaksınız? Efendim askerlik süresini düşürdük. İşte 6 ay sonra da isterlerse eğer 2000 lira verip kalabilecek. Bakalım şimdi kaç kişi 2000 liraya razı olup da askerliğine devam edecek? İşsiz, güçsüz, gariban bunu yapabilir. Ama iddia ediyorum Kasım celbinde asker bulamayacaklar. Bu sistemle asker bulamazlar. Ya Afrin'e gönderiyorsunuz. Orada gencecik çocuklarımız gidiyor. Almışlar, atmışlar çocukları oraya. Mevlam Kayır'a. Doğru düzgün lojistik destekleri yok. Bir kere insani olarak tamam askerlik dağda geçer vesaire ama yani lojistik desteği yok. Banyosu problemli. Yemeği, içmeyi. En önemlisi ne biliyor musunuz? Mühimmat yok, mühimmat. Yani oraya attınız o çocukları her gün birer, ikişer, üçer. Şehit geliyor gariban çocukları. Ben yaptım oldu. Bu da iflas etti. Bundan da geri dönecekler bakın. Bu askerlik yasasından da önümüzdeki günlerde diyecekler ki ya biz bu yasayı hazırlarken aceleye geldi. Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle şunu yapacağız. Çünkü Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle birileri askerlik yapmayacaktı ya. Bir kararnameyle bunu da değiştirmek zorunda kalacaklar. Gelelim. Yarın öbür gün 15 Temmuz'un yıl dönümü. İsterseniz onu son bölüme bırakalım. İzin verin bana da. Tamam. Çünkü Sayın Bekrem'e de bir şey sormak istiyorum. Şimdi Sayın Gökhan Zeybek bize umut verdi. Yani düzelecek dedi bu ülke. Ama bir de Türkiye'yi yöneten tek adamın kendi aldığı çok tartışacak kararlar var. Bunlardan biri de Yüksek İstişare Kurulu adını verdiği kurula yaptığı atamalar çok tartışıldı. Bülent Arınç, Göksel Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut'tu ilk isimler. 130. Neydi bu ilk? Yani Cumhurbaşkanı'nın sözde danışacağı Yüksek İstişare Kurulu. Sorun şuydu. Böyle bir kadro, kararnameyle tabii ki, yani her şey kararnameyle olduğu için bu da kararnameyle. Maaşları ne? Üye sayısı ne? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Çünkü 3'e yakın planlama, koordinasyon, bakanlar, zaten Cumhurbaşkanlığında kurullar var. Bu kurullara ek olarak neden böyle bir şey ihtisas edildi? Bir de Sayın CHP Genel Başkanımız Gülizar Biçer Karaca soru sormuş. Sayısı ne olacak ve maaşı ne olacak? Bunları kim belirleyecek diye. Sayın Erdoğan belirleyecekmiş ve hiçbir sınırlamaya tabi tutulmayacakmış. Şimdi demin insanlar aç, sokakta problem var, yolsuzluklara mücadele edilmeye çalışıyor. Yerel yönetimler büyük ölçüde soyulmuş, soğana çevrilmiş. Oradan Türkiye'ye çıkarılmaya çalışılırken. Bu bir israf değil mi Sayın Vekilim? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Anayasa. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlarından, kaymakam validen, tapu müdürüne kadar uyulması gereken en temel yasa. Uyulmuyor. 8. madde ne diyor? Cumhurbaşkanı kanuna, anayasaya göre bu görevi yürütür. 128 ne diyor? Memurlar veya kamu görevlilerin maaşları, özlük hakları kanunla düzenlenir diyor. Sen Yüksek İstişare Kurulu'nu neyle düzenledin? Kararnameyle. Bir, anayasayı çiğnedin. İki, o Bülent Arınç falan var ya, 18 bin lira maaşı alıyor. Anayasaya aykırı bir kuruldan mı maaşı alıyor? Sayın Bülent Arınç, bu ülkede
ortalama emekli maaşı 1600 lira. Sana %40 zam yapılıyor, o emekliye %5 zam yapılıyor. Hiç mi sıkılmıyorsun o parayı alırken? Ki bu kurulda oturan Köksal Toptan, hukukçu. Bülent Arıç, hukukçu. Hukukçu bunlar. Cemil Çiçek'ti bildiğim kadarıyla. Evet, Cemil Çiçek hukukçu. Bakın, turizm yasası geldi. Turizm Tanıtım Ajansı. Orada güzel bir madde vardı sayın vekilim, gördünüz mü? Bu ajansın üyeleri diyor maaş almaz, huzur hakkı almaz diyor. Hiçbir şey söylemedim. Neden alıyorsunuz? Yani bu Cumhurbaşkanı partisini toparlamak, eskileri yenileri elinde tutmak adına durup durup bir kurul mu uyduracak? Yüksek İstişare Kurulu, Alçak İstişare Kurulu, Arka İstişare Kurulu. Bunlara maaş bağlayacak, sarayda oturtacak. Ya ne kadar yanlış bir şey. Ama senin milletvekilin toplantıda diyor ki bu sistem bitmiş diyor. Ben kendimi züğürt ağa gibi hissediyorum diyor. Cumhurbaşkanı diyor ki züğürt ağa kim diyor. Adam onu seyretmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı züğürt ağa sen değilsin, bunu biliyorum bir sefer. Sen bir ağasın ama züğürt ağa değilsin. Ama gerçekten o milletvekilleri kendini züğürt ağa gibi hissediyor. Diyor ki ben bu bakana ulaşamıyorum efendim diyor. Bu bakanlar telefonuma bakmıyor diyor. Şimdi buradan sorayım. Bu sistem, bu kurulları getiriyorsun. Ya bu bakanların %80'ini halk ismini sayamaz. Vallahi biz sayamayız şimdi çoğunu. Profesyonel gazeteci olarak ben bile sayamam. Sayamayız efendim. Çünkü bu bakanlar gizemli, sarayda oturan, ne yaptığı belli olmayan, tamamen Cumhurbaşkanı'na sorumlu, parlamentoya sorumlu olmayan insanlar. Kendi milletvekilleri ulaşamamaktan şikayetçi. Diyor ki bölgemin sorunlarını, ilimin sorunlarını götüreceğim, arıyorum diyor. Adam bakmıyor telefona diyor. Ve hala bu sistemi Yüksek İstişare Kurulu gibi saçma sapan, hiçbir işlevi olmayan, eski Bülent Arıç gibi siyasetçileri tatmin edip elinde tutmak adına ayakta tutmaya çalışıyor. Bu sistem bitti bakın. Niye bitti? Bir yıllık halk bu sisteme bir not verdi bu yerel seçimde. Olmuyor. Bu sistem olmuyor. Olmuyor. Ne getirdi? Yargı reformu stratejisi diye bir kitap dağıttı bunları herkese. Yargı reformu gelecek dedi. Milyonlar, cezaevindeki insanlar, mağdur insanlar umutlandı. Biz de umutlandık. Ne oldu? Ekim'e kaldı, meclis kapanıyor. Niye meclis kapatıyorsun? Ne kadar çalıştık biz? Ya biz 4 ay çalıştık daha. Haziran'da seçildik, Temmuz'da tatile girdi, Ekim'de açıldı. Ondan sonra seçim süreci oldu. Sonra 3 ayda İstanbul'u iptal ettin, bizi oralarda sandık bekler duruma getirdin. Hiç çalışmadık, şimdi tatile giriyoruz. O gün bir para yattı. 600 lira yattı. Sıra yattı mı milletvekillerine? Maaş zammı farkıymış bu. Yeni mi yattı? Evet. Bu ülkede 600 lira emekli maaşı alan, dul yetim maaşı alan insan var. Ben utanıyorum o para bana yattığı için. Sen beni çalıştırmıyorsun ki. Ben yargı reformunu çıkartalım, gelin bir alt komisyon kuralım. 2 ay çalışalım dedik. 2 ay çalışalım. Özgürlüğüne kavuşmak isteyen insanlar var. Cezaevinde suçsuz, günahsız insanlar var. Bakın, neydi o Esenler Belediye Başkanı? Az önce konuştu. Mehmet Tevfik Göksu. Kimi övdü Gökhan abi? FETÖ'yü övdü. Bu ülkede onun o videosunu sosyal medyada paylaşan insanlar 12 yıl ceza alıyor ya. Bir öğretmen, Kars'taki, Edirne'deki bir öğretmen onu alsın, sosyal medyada paylaşsın, açığa alınır, ertesi gün tutuklanır, 12 yıl ceza alınır. O ne iş yapıyor? Belediye başkanı. Bankasya'ya 100 lira yatırdığı için insanlar açığa alındı, insanlar tutuklandı. Bakın her kesimden, Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler Silivri'de bir koğuşu var ceza alan. Türkiye demir parmaklıklarla çevrilmiş bir ülke. Özgürlük kalmadı, bir yargı reformuna ihtiyaç var. İnsanlar beklentiye girdi, mesajlar geldi. Yardırı bunu Ekim'e erteleyelim. Evet, Türkiye'de bir yargı sıkıntısı var. Yargı bağımsız değil, erkler ayrılığını istiyor insanlar. Yargının yürütmeden
tamamen kopmasını istiyor. Bakın bu Yüksek İstişare Kurulu'nun anayasaya aykırı olduğu kesin ve dava açtık. Ben merak ediyorum, Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Merak ediyorum. Yazık bu ülkeye. Kendi milletvekillerin, kendi belediye başkanların, kendi il başkanların bu sistemden şikayetçi, halk şikayetçi. Tamam, halk bu konuda bir referandumda karar verdi ama bunun bir güncellenmesi, en azından halka soralım bakalım memnun mu? Değil. Değil. Bu sistemi kimsenin anladığını ben düşünmüyorum. Vicdanlarda adalet yoksa yapacak bir şey yok. 15 Temmuz için az önce Yavuz Bey dedi ki işte köprüye bir video klip. Ya bu 15 Temmuz'un münsebbibi sensin. Bu güzel devleti ne olduğu belirsiz o utanmaz adama teslim ettin. 3000 tane hakimi bağıra bağıra yapmayın dedik dedik dedik. Bir imzayla atadın. Şimdi 3000 tane hakim terörist sıfatıyla yargılanıyor, patır patır ceza alıyor. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nı, askerlerini tutuklattın. Her şeyi bitirdin. Şimdi 15 Temmuz'daki o geceyi hep beraber yaşadık. O gecenin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan değil. Bu 80 milyon vatandaştır. 150 tane milletvekili o gün uçağa ölüme kafa tuttu. Bunda AKP'lisi de vardı, CHP'lisi de vardı, MHP'lisi de vardı. Bir kitapçık yapmışlar, 15 Temmuz Kahramanlık Destanı. Onu görelim arkadaşlar, o kitabı bir getirelim sevgili Kutay yönetmenimiz. İşte bu kitap. Bu kitaba baktım. AKP grubundaki milletvekillerinin resimleri, Cumhurbaşkanı'nın resimleri, bir tane İYİ Parti, HDP, MHP, CHP milletvekili resmi yok. Ya bunlar ölüme hep beraber gitti. Ya bu kadar mı bencilsiniz? Benim paramla, meclisin parasıyla yapmış olduğunuz kitaba bakın. O günün kahramanı sen misin? O günün misin? Kahramanların nerelerde saklandığını da biliyoruz. Evet. Çankırı evet. Mı dediniz? Evet. Sen neredeydin? O gün vatandaşlar öldü, insanlar öldü. Sokağa çıktı. Benim milletvekillerim, 16 tane CHP'nin milletvekili, İYİ Parti'den milletvekilleri var. Seçilmiş daha sonra 2 tane MHP'li. İnsanlar ölüme gitti mecliste. Birinin resmini koymuyorsun. Özgür Bey'e, grup başkan vekiline verdim. Bu nedir dedim. Ben konuşmayayım dedim bunu. Neden ben konuşmayayım dedim biliyor musunuz? Çünkü ben milletvekili değildim o dönem. O dönem orada çarpışan bir insana yakışır dedim. Benim grup başkan vekilim konuştu. Bakın, bir insanda vicdan yoksa, adalet yoksa, bir devlet terbiyesi yoksa ne diyeceksin? Yazık değil mi? Şu kitapçığı odalarımıza dağıtmaktan utanmadılar mı? Özür dilediler. Sonra ne oldu? Bu kitapçıkla bizim alakamız yok. Bunu eski Adana milletvekili Profesör Doktor üzerinde yazıyordur. Necdet Ünüvar. O yaptı. Meclisin bütçesinden yaptı. Olur mu? Tören düzenlendi. Tören düzenlendi. Meclisin şeyi diye bakın, takdim edildi. Grup meclis başkan vekilimiz Levent Gök. Törende de nerede CHP'liler? CHP'liler 2002'den beri bu FETÖ'yle mücadele ediyor. Senin aklın ayakkabı kutularından sonra geldi. Biz 2002'den beri bunlara vatan haini, bunlara bu devleti teslim etmedik. Senin aklın çocuğuna dokunduktan sonra geldi. Bu ülkede insanlar evinde banyo yapamıyordu. Beyefendi kamera vardı. Bu ülkede insanlar arkasına bakarak gidiyordu. Arabasında kamera vardı. Yatak odaları dinlendi. Tehdit edildi bu insanlar. Neredeydi senin aklın? Şimdi... FETÖ'nün mağduru ve en büyük mücadeleci Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ve bu kitapçığı dağıttılar biliyor musunuz? Sen 15 Temmuz gecesinde adaleti sağlayamıyorsan, 80 milyon vatandaşa, o parlamentodaki insanlara hakkını teslim etmiyorsan neyi konuşacaksın? İşte geldiğimiz nokta bu. Sistem çökmüş bir sistem. Milyonlarca iyice fakirleşmiş emekli, işçi, köylü. Görüntüleri gördün mü? Görüntüleri insan. Bakın, siz 3 kişiyi dinliyorsunuz. Sayın vekilimi beni günde 500 kişi iş için arıyor. Benim psikolojim bozuldu. 17 yılda bu işsizlik, bu talan üzerinde biz yaratmadık. Sizin yarattığınız sistemden arayan vatandaşlar arıyor.
benim gözlerim doluyor. Ben utanç duyuyorum. Siz yarattığınız bu talan, haksız, çaresiz düzenden utanç duymuyorsunuz. Grupta konuşuyoruz. Bakın, emeklilik yaşı takılanlar mağdur diyoruz. Ha 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 diyor, gülüyor gruptaki milletvekilleri. Bakın köylünün durumu bu diyoruz. Ekmesin canım diyor. Ekmesin. Az önce benim videomu verdiniz. Ben dedim ki, meclis başkanı dedim korumalarla 8 araba torununu okula yolluyor. Benim eşim elinden tutup yolluyor. Niye dedi oradan kadın bir milletvekilimiz? Eşin araba kullanmayı da mı bilmiyor? Belki benim eşimin arabası yok. Ya bu kadar bencil, bu kadar fakirine, bu kadar çiftçisine, bu kadar insanına kör bakan bir iktidar daha gelmedi. Özal'ı, onları yıkıyor. Gökhan abi daha iyi bilir. Özal'ı, Erbakan'ı, Ecevit'i eleştirebilirsin. Ama en azından bunların içerisinde bir vatan sevgisi var. Bunlarda vatan sevgisi yok. Ülke sevgisi yok. İnsan sevgisi yok. Kendinden başka kimseyi düşünmüyor bu adam. Kimseyi. O koltukta oturayım. O koltukta oturayım, oradan kalkmayayım. İstanbul'da o yüzden zor verdi, vermek istemedi. Sağ kolu gitti İstanbul gidince, içi gitti. 30 saniye. Ne olursa olsun diye. Ya biz buna isyan ediyoruz. Evet, her şeye rağmen öncelik fakirimiz, çiftçimiz, emeklimiz, icradaki insanlarımız. Namus sözümüz emeklilik yaşa takılan o insanların sorununu çözmek. Atanamayan öğretmenlerin, 3600 ek gösterge. Bunlar bizim şeref ve namus sözümüz, boyun borcumuz, çözeceğiz. O günler çok yakın. Gidecek. Gidecek. Çok yakın, bakın göreceksiniz. Kendi içerisinde, ya ben kendimi züğürt ağa gibi hissediyorum diyen o milletvekilleri onu yollayacak. Konuşuyoruz ya uçakta giderken, AKP'li milletvekilleriyle düzgün insanlar var. Utanıyorlar, sıkılıyorlar ama söyleyemiyorlar. Bıkmışlar, usanmışlar. Bir iktidar partisinin milletvekili bakanıyla görüşemiyorsa muhalefet partisinin milletvekili ne yapsın? Vatandaş ne yapsın? Ben soruyorum burada, bakan gören yurttaşımız var mı sokakta? Parkta, hastanede var mı? Milletvekili görmüyor ki vatandaş görsün. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Peki, teşekkür 30 ederim. Saniyemiz var mı? Tabii bir 30 saniyemiz var. 30 saniye kaldı zaten. Şimdi 15 Temmuz'un yıl dönümü geliyor ama hala hakim ve savcılar arasında bir 300 ila 600 arasında kripto FETÖ'cüler var ki bunlar İstanbul'a da bir hayli yığıldılar. Öyle ki bu kriptolar gariban onbaşılara o işsizlikten uzman çavuş olan çocuklara ağırlaştırılmış müebbeti basıyorlar. Yani 15 Temmuz'un yıl dönümü. Geçtiğimiz günlerde Polatlı davası kabul edildi istinafta. Ya orada bir tane gencecik bir üsteğmen bir kızımız var. Sadece makas vermiş, makas. Onun cezası, ötekilerin. Bir sürü insan içeride ve diyorlar ki 15 Temmuz'da hesaplaşacağız. 15 Temmuz'da madalya takılması gereken gencecik çocuklar var içeride. Çok iyi Türk subayları var. Onlar hala hapiste. Bu iş eğer hesaplaşılacaksa önce şu FETÖ'cü, hakim ve savcıları iyice bir temizlesinler. Ondan sonra da adil bir şekilde yargılansınlar. Bakalım kimler içeri girecek, kimler dışarı çıkacak. Peki. Teşekkür ederim. Bir son bir söz söyleme şeyi var. Daha bir turumuz daha var ama buyurun. Askerlerin terörist olması ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani bizdeki ordu geleneği ve asker geleneğinin kesinlikle askerlik çağına gelmiş çocuklarımızın asker olmasının çok önemli olduğunu inanıyorum. Kılcal damarları kesilirse bu milletle ordu arasındaki bağlantıda ciddi bir kopukluk yaşanır. Ona mutlaka bütün siyasilerin çok dikkat etmesi lazım. Ormanlarımız yanıyor. Sayın Bakanlar kimse tanımıyor diye ama bir tanesini bir kere millete sövmüştü. Bir kez daha hata yaptı. 350 hektar orman yandı. Bir tek canlı kaybetmedik diyerek bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz ki ormanda yanan her ağaç bir canlıdır. Orada yaşamını yitiren her yaban hayatının bir parçası olan hayvanlarımız bir canlıdır.
Canlılar sadece insanlardan oluşmuyor. Onu mutlaka burada belirtmem gerekiyor. 15 Temmuz'la ilgili şunu söyleyeyim. Evet, 15 Temmuz'da bu milletin evlatları ölüme koştular. Şehadet şerbeti içtiler. Hepsine buradan rahmet diliyorum. Bunlardan çok yakından tanıdığım, birlikte çalışmaktan da çok onur duyduğum Sarıyer'den Fatih Satır, ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize saygılarımı sunuyorum, rahmetlerimi iletiyorum. Daha konuşacağımız çok şey var. Bir turumuz kaldı. Yine konuşacağız. Tabii bir şey daha var. Önümüzdeki son bölümde tartışacağız. Aslında AKP'deki isimler de bundan rahatsız. Daha doğrusu AKP'ye gönül veren isimler. Mesela bir İslamcı yazar, başörtülü, türbanlı kızları bekarlığa veda partisi düzenlemesine kafayı takmış, bir yazı yazmış. Ve bir de görüntü var. Gerçekten de çok ilginç bir görüntü. Nasıl kutlanır, nasıl bekarlığa veda eder İslamcı tabakanın iyi para kazanan, ellerine iyi para geçmiş zengin çocukları? Biraz sonra size görüntüleri de vereceğim. Bizden ayrılmayın, az sonra.